Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir, Yunanistan'a rest çekti. Rafale savaş uçaklarının alınmasıyla Ege'de güç dengesinin değiştiğini söyleyenler var. Bırakalım öyle düşünsünler, ancak gerektiği takdirde sahada gücün kimde olduğunu görürler diyerek Yunanistan'ın Rafale sevincini kursağında bıraktı. Türkiye'ye karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de üstünlük sağlamak için milyonlarca euro ödeyerek Rafale savaş uçaklarını satın almaya çalışan Yunanistan, şu sıralar havadaki güç dengesinin Yunanistan lehine değiştiğini yazan gazetecilerin zafer sarhoşluğuna kapılmış durumda. Türkiye'nin gücünü dengelemek için 15-20 tane uçağın yeterli olacağını düşünen Yunanistan'a gereken cevabı veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gerçek sahada gücün kimde olduğu ortaya çıkar restiyle Yunanistan'a ağzının payını verdi. Yunanistan parlamentosu Fransa'dan 6 tanesi yeni, 12 tanesi ikinci el, toplam 18 Rafale savaş uçağının satın alınmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte Yunanistan ilk 2 uçağı 2021 yılı içinde teslim alma planları yapıyor. Kendini bilmez Yunan basınıysa şimdiden zafer ilan ederek Ege'deki üstünlüğün kendilerine geçtiğini iddia ediyor. Peki gerçekte durum böyle mi? Tabii ki hayır. Türkiye'nin Yunanistan'ın bu hamlesine karşı çok etkili bir silahı devrede. Bu silah Yunanistan'ın envanterindeki uçan her türlü nesneyi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. Evet, bahsettiğimiz sistem S-400. Türkiye S-400 sistemiyle istediği takdirde İzmir'de konuşlanan füzelerle Atina'daki hava trafiğini dahi kilitleyebilecek yeteneğe sahip. Bu füzeler Yunanistan'ın Ege Denizi'nde girişeceği her türlü ahmakça hamlede onları patır patır avlama kapasitesine sahip. Ayrıca envantere giren Hisar A ve Hisar O füzelerimiz de Ege Denizi'ndeki hava trafiğini tamamen engelleme kabiliyetine sahiptir. Türkiye'nin sahip olduğu modernize edilmiş F-16 uçakları ve yerli hava füzelerini atabilen Akıncı ve Aksungur SİHA'larıyla birlikte S-400, Hisar A ve Hisar O sistemleri Ege ve Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti kolay kolay kaybetmeyecek. Ayrıca TF-2000 hava savunma gemimizin de envantere girmesiyle birlikte Yunanistan'a karşı üstünlüğümüz daha da artacak. Ayrıca Aselsan'ın koral ve hava soş sistemlerinin elektronik harp yetenekleri de Yunanistan hava kuvvetlerini rahatlıkla alt etmemizi sağlayacaktır diyelim. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorum olarak yazın. Sizce Türkiye Yunanistan'ın Rafale'lerini nasıl indirebilir? Yunanistan Türkiye'ye karşı iddia ettikleri gibi üstünlük sağladı mı? Lütfen yorumunuzu yazın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.